Hizmetinizdeyim. Estağfurullah. Yardımınıza ihtiyacım var. Tam zamanında yetiştiniz. Elimden ne gelirse. 80'li yıllarda bürokrattınız. Özellikle 80'lerin sonunda, 90'ların başında ard arda cereyan eden faili meçhullerle ve suikastlerle ilgili ne biliyorsanız anlatmanızı istiyorum. Özel olarak merak ettiğiniz bir olay var mı? Özal suikasti. Rahmetli Özal 1980'lerde Türkiye'yi dış dünyaya entegre etmek için uğraşıyordu. Türk parasının convertible olması, dövizin serbest bırakılması, ihracatın teşvik edilmesi bazı kesimleri rahatsız etti. Özal'ın bu projesi Türkiye'nin 90'larda özellikle Avrasya bazlı dışa açılma politikasının temeliydi. Özal'ın ölmesini kimler istiyordu? Büyük bir konsorsiyum. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye getirdiği en büyük yeniliklerinden biri yaptığı dış seyahatlerdir. O dönemlerde belki çok eleştirildi ama rahmetli Özal uçağında devlet erkanı dışında iş adamlarını yurt dışına taşıyordu. Yani? Birincisi onlara dünyayı tanıtıyordu. Dışarıdaki büyük gelişimleri, değişimleri gösteriyordu. İkincisi gönül bağımızın olduğu ülkelere. Türkiye Cumhuriyetleri. Sadece oralar değil. Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu. Neredeyse Osmanlı mülkünün tamamı ve Türkiye Cumhuriyetler. Oralara yatırım yapılmasını istiyordu. Bunun Çağrı Toros cinayetiyle bağlantısı ne? Bağlantısını araştırayım. Ama şunu söyleyebilirim ki hiçbir suikast yoktur ki büyük bir mesaj içermesin. Önemli suikastleri inceleyip arkasındaki bulmacayı çözeceğiz. Orada mesajı yazıyordur. Çağrı Toros bu mu? Evet. Rahmetli Özal neredeyse her ülkeye güvendiği bir iş adamını soktu. İş adamlarını devlet başkanlarına emanet etti. Bu devletler komünist rejimden çıktıkları için serbest piyasayı hiç bilmiyorlardı. Özal'ın planı dolandırıcı olmayan, üç kağıtçı olmayan kim giderse bu ülkeler o iş adamlarına sarılacak, güvenecekti. Yani yeni piyasanın kurallarını biz koyacak, dolayısıyla o ülkeler bizim olacaktı. Bizim derken, yani nüfuz olarak bizim diyelim. Buna ne derin Rusya, ne derin Amerika, ne derin Çin, ne de derin Avrupa müsaade etmeyecekti. Etmedi de. Peki Özal gibi kurt bir siyasetçi bu pusuya nasıl düştü? Özal sabırsız davrandı. Oralardaki potansiyeli görünce Türkiye'nin bölgenin lideri olması için hiçbir engel olmadığını düşündü. Ve belki de ömründe ilk defa kafasındaki düşünceleri zamanından önce kelimelere döktü. Türk birliğini kurmak ve onun lideri olmak. Yani dünyadaki beşinci güç olmak. Galiba Çağrı Toros'un öldürülmesinin gerçek sebebine yaklaştım. Arge. Adam proje üretmiş. Bu proje İstanbul'un içinde yeni İstanbul yaratmak. Deprem riski taşımayan, Karadeniz'e yakın tarafında şehrin, bin gökdelenli bir adacık yaratıp, tıpkı Manhattan gibi şehri oraya taşıyıp, doğal ve kültürel İstanbul görüntüsü haricindeki her şeyi yıkıp, depremdeki insan kaybını asgariye indirmek. Bu kaç milyar dolarlık iş? Eski İstanbul'a nasıl paha biçilemezse buna hiç biçilemez. Yeni İstanbul'un arsasının yarısına yakını Çağrı Toros'un. Hı hı. Projeyi oluşturan, araştıran, geliştiren kendisi. Onay veren devlet. Bu projeyi bilen herkes tehlikede. Aynen. Bu projeyi
Kardeşi ve kızı biliyor mu? Bilgim yok. Kimlerin bildiğini öğrenmek istiyorum.